Ben Turgut Pullu. Turgut Bey, şu anda Gölyazı'dayız. Burada turistlerimiz geliyorlar, teknelere biniyorlar ama bir problem varmış. Bir de var. Sizden dinleyelim. Var. Bizim problem şimdi, arkadaşlar bir kooperatif kurduk. Köyü ikiye böldüler. Muhtar da dahil yani buna. Muhtar onlardan yana, bizi hiç tutmuyor. Burulaş'ı soktular buraya. Burulaş'ın işi ne burada? 200 yıldan beri var bu köy. Kurula ne yapmış yani? Biz bu işi yapmak istiyoruz. İhtiyacımız var. Onlar iki ekmek götürürse biz bir ekmek götüreceğiz. Sonuna kadar direneceğiz bu işte. Peki anlaşmazlık olan şey ne? Kooperatif ve sizin aranızda olan. Anlaşmazlık olan şey hiçbir şeyleri yok. Resmi değil. Bizden 30 bin lira para istiyorlar üye olmak için. Ben neye göre vereceğim bu parayı? Ne fiş var ne fişe var. Hiçbir şey yok. Biz kendi bünyemizde yapmaya çalışıyoruz. Peki kooperatife üye olmazsanız sizi burada çalıştırmayacaklarını mı söylediniz? Evet, öyle diyorlar. Çalıştırmayacakmış. Bizim su ürünleri kooperatifi var. Gölü alan o. Kirasını ödeyen o. Burulaş nereden geliyor bize? Ben onu anlamıyorum yani. Biz Burulaş gitsin diyoruz bu köyden. Orayı da kesti girişi, görmüştürsünüz belki. Para kesiyor. Bizim camimiz var, ortaokulumuz var. Onlara kesiz de daha iyi olmaz mıdır? Cuma günleri para topluyorlar. Dilenci gibi. Oradan gelecek paradan her şeyi yaparsın. Caminin de ortaokulun da ihtiyacını. Burulaş çöküyor. Şirket Burulaş. Siz senelerdir burada tekne işi yapıyorsunuz. Aynen. 7 yaşından beri ben teknenin işindeyim. Beni kimse çıkaramaz buradan. Ne olursa olsun. Ceza mı yazacak? Ne yapacak? Kayımı mı çekecek? Kimse çıkaramaz. Jandarma da gelsin, valilikten emir de gelsin gene çıkaramaz. Siz o kooperatife de üye olmak istiyorsunuz. Olmuyor. Ben kooperatif istemiyorum zaten. Bizim kooperatifimiz var. 600 üyeli kooperatifimiz var bizim. 30 bin lira istiyor. Ne yapmış? Ne etmiş? Benim kayımı mı yaptırmış? Motorumu mu almış? 30 bin lira istiyor benden. Ben bu parayı 30 kuruş vermem. Kendi imkanlarımla çalışacağım ben. Buradan yetkililere bu konuda da sesleniyorsun. Vergimi veriyorum. Esnaf kefalete üyeyim. Karne şeyim var. 20 tane kayık çalıştırıyorum kendi bünyemde. Fiş kesebiliyorum. Onlar ne ölüyor? Hiçbir şeyleri yok onların. Fabrikada çalışanlar geliyor burada sandal turu yapıyor. Kürek çekmeyi bilmeyenler var daha. Her şey usulünce. Aynen. Her şey usulünce. Onlara varsa bize de var. Şu anda Gölyazı'da tekne işleriyle uğraşıyorsunuz. Uzun yıllarda buradasınız. Evet. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Şevket Dalyancı. Ben bu Gölyazı halkındanım. Babam, dedem, 7 sülalemiz buradan. Şimdi geleneksel olarak biz bu işe gelen insanlar tarafından başladık. Mesleğimiz bizim balıkçılık. Biz sandal turuna gelen insanlar bizi gezdirir misin gibisinden bu iş başladı. Uzun yıllardır devam ediyor. Yaklaşık bir 10 seneyi geçtik. Şimdi biz bir kooperatif kurmaya çalıştık başından. Uyuşmazlıklardan dolayı, anlaşamamazlıktan dolayı bir kooperatif kuruldu. Fakat biz bunun içine dahil olamadık. Şimdi şöyle bir durum oldu. Uzun zamandır bu devam ediyor. Biz bu işi yapıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuza kadar ekmeğimizi buradan kazanıyoruz artık. Balıkçılığı neredeyse bıraktık. Bu kooperatifimiz, kurulan kooperatifimiz artık dışarıda diğer insanların gezdirmemesi için Burulaş'a başvurdular. Burulaş yavaş yavaş köye girmeye başladı. Önce otopark aldı. Şimdi de bizi devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Yani bu bizi dediğim yaklaşık bir 30-40 kişilik bir sandal ekibi. Bu köyün insanları buradan ekmek yiyor. Şimdi en son çıkardıkları şeyler bir ihale açık arttırmaya çıkardılar. Biz de bir grup olarak bu açık arttırmaya girmek istedik. Fakat istediği şeyleri biz kaldıracak durumda değiliz. Nasıl değiliz? Şimdi burada o kadar büyük bir mevlalar dönmüyor. Para çok büyük bir paralar kazanılmıyor. Şimdi yeni tip sandallar çıkarmak istediler. C belgeli motorlu. Tamam, onlara hemfikiriz, kabulüz. Biz de yaptırabiliriz. Limana kayıtlı can yeleği, can simidi, yangın tüpü. Biz de bunları kabul ederiz. Vergi, fiş kesimi. Zaten bunlar bizde de var. Biz de vergideyiz, fiş kesiyoruz. Madem böyle bir şey oluyor, bunu bütün köylüye yaptırmasını istiyoruz.
Yani sadece kooperatife bu işi bırakmayıp, yani 40 haneye bu işi bırakmayıp yaklaşık bu işten 100-150 hane ekmek yiyor. Biz de kendi çapımızda ne isterse yapmaya kabulüz. Fakat bunlar engellemek istiyorlar, bizi kooperatife dahil etmek istiyorlar. Gene söylüyorum, kooperatif kendi bünyesine insan almak için 30 bin lira bir para istiyor. Hani şu anda benim gibi çoğu insan bu parayı karşılayamaz ki onların para dağılım sistemi, içindeki değişik şeyler bize uygun değil. Biz yine aynı şekil Borulaş'ın nasıl bir sistem isterse biz buna kabulüz. Ama aynı şekil biz devam etmek istiyoruz. Ha bunu nasıl yaparız? Şimdi pazartesi gününden itibaren bizi engelleyecekler. Bize bu işi yaptırmayacaklar. Jandarma valilikten kağıt getirecekmiş. Ha, ceza sistemine geçeceklermiş. Şimdi biz dışarıda kalan bir 30-40 kayık ceza dahi olsa biz bu işi yapacağız. Çünkü benim sigortam yok. Geçimimi sadece bu işe bağladım. Balıkçılık işte, yani gidip konuşabilirsiniz. 300 hane bir balıkçılıkla uğraşan ekip var. Artık doyurmuyor. Neden doyurmuyor? Mazot fiyatları çok pahalı. Balığımız azaldı. Bu iş bize çok güzel ekmek kapısı oldu. Biz bu işi bırakmak istemiyoruz. İşin açıkçası bu. Yani yetkililerden de yardım istiyoruz bu konuda. Devam edebilmeniz için kooperatife mi üyelik istiyorsunuz? Şu anda öyle istiyorlar. Kooperatif harici gezdirme yapılmayacak. Şu anda öyle istiyorlar. Yani biz ona yapamayız yani. Biz ona o paraları verip biz oraya giremeyiz. Açık konuşayım. Siz de ekmek teknemizi bırakmak bırakmayız. İstemiyorsunuz. Açık konuşalım, bırakmayız. Yani biz pazartesi gününden itibaren zaten köylü olarak burada gereğini yapmaya çalışacağız.